Sinan, merhaba, unutmuştuk seni. Doğru ya, bir yarışmacımız vardı. Hoş geldin canım. Buyurun, şeftalecikler geldi. Sunum nasıl Raziye? Yemeden bir bak. Sunum da önemli biliyorsunuz. Tabaklama, porsiyonlama. Yani tabağımda rahatsız eden. Ben soğan seven biri değilim. Ben de. Migrenimden dolayı da baş ağrısı yapar. Aa, geçmiş olsun. Tadına tabii ki bakacağım, yarışmanın konsepti gereği. Hmm. Tabii ki bakacağım da keşke ayrı bir tabakta olsaydı salata. Hmm. Benim için daha güzel olurdu. Sunumu da daha güzel gözükürdü ayrı bir tabak. Evet. Pervin alayım mı tabağı, yoksa direkt üstüne mi oturdayım? Yok yok, al. Hayır, şeyini görünce vazgeçtim. Hmm. Yani çok beğenemedim. Hmm. Hemen söyleyin. Belki ben bir kaşık pilav daha alacağım ya tabağıma. Kodu bana bunca çık pilav. Yani bayağı acıyor. Az mı diyorsun? Ben az. Doymam yani. Pervin gene beğenmedi. Pervin'i yedireceğine giydir, daha iyidir. Ay ne göreyim, doymam ya. Allah Allah, ben sizinden biriyim abla. Pervin çok neşeli bir karakter. Neşeli insanları da çok severim. Benim açımdan hiçbir sorun yok. Pervin Hanım, yani videolarını izledim bura katılmadan evvel. Yani dobra bir insandır, videolarında da öyledir. Yani burada da masada da yani bayağı dobra biriydi. Evet. Ne dersen biraz pişmesi az oldu. Şaka. Öyle gibi hissettim. Ay, beşik kesemedim, bir şey diyemiyorum. Yani pilavı bir kalıpta dökmüş belli ama herhalde kalıbı derinliği olan bir kalıp değildi. Kalıp da değil, sanki böyle kuru yemiş şeyinde. Ama çok özür dilerim, ne bileyim, pilav hani yenmez mi? Belli ki bir şeyi var, bir şekil var ama şey değil, şekil pilav hani böyle bombeli, bir dakika, daha bir dakika dolu. Ben bir son bir şey boyayayım. Lütfen yeme söyle, ben yalancıyım. Ne? Ben yalan konuşurum, tamam, o söylesin. Tamam, peki sen yorum yapma o zaman. Pilav pişmedi. Kütür kütür. Ne? Pişmedi. Ben yalancıysam lütfen. Kütür kütür mü? Az pişti. Eyvah. Dur bakayım, ver. Ya da sabah 9'da kurtardı. Anladın mı? Bıraktı gene açı. Yok, kapalıydı. Az pişti. Belli. Ben yani cingar çıkaracaktım ama. İyi pişmiş. Eti severim. Bildiğiniz pembe kıymacılar, evet, görünür. Kesin bakayım, herkes bir baksın. Raziye diyor ki az pişmiş. Belki ben az pişmiş sevmediğim için böyle yorumladım ama. Benimki gelirse ben de bakacağım ama. Raziye tatlı tatlı yapar şeyini, eleştirisini. Ama zaten o sessizlerden korkacağım. Esas film onlardır. Yani benimkinin içi pembe falan değil ama şimdi diğerine de bakacağım. Benim gösterdiğim size, evet, yani. Allah yalnız Allah. Şey, pilavın üstünün kuru olması bence... Fırında ısıttıysa... Fırında olduğun için şefleri de sana en son getirdim. Pilavı fırında açık ısıttın. Yok. Böyle sanki lastikleşti gibi yerken. Kutur kutur. Pilav mı? Hı. Hmm. Bilerek yorum yapmadım. Yok, sanki... yok, ben fena olurum. Yok. Aslında çiğ değil de... Üstü bir şekilde şey yapmış. Sanki cips ısıdık yerim. Özel yaptım zamanı öyle kıtır kıtır. Galiba. İngiltere'de öyle olur pilav. Yok, İngiltere'de böyle olmaz. Fish and chips olabilir ama fish and chips'te pilav vermiyoruz yani. Bir de bakalım şeftaliye. Ama baharatları falan bence yerinde şeyin, şeftalinin. Bunu da beğenmedik. Niye salataya ayrı bir tabağa koymadın Sinan? Yani şeflerinin yanında beraber gider bu ikisi diye. Aynı tabakta kullanmayı tercih ettim. Mesela Raziye diyor ki ben normalde yemem soğan diyor. Ama yani yarışma için tadacağım ama keşke... Ben hiçbir ana yemeğimin yanında istemem salata. Ana yemeğin yanına koymasaydı dedi. Ben de çiğ soğandan pek hoşlanmıyorum. Çiğ mi? Ölmemiş mi? Yok. Yani ben ekseri soğanı böyle yemeklerin içinde pişmiş severim. Yani benim tercihim daha fazla. Ha, salata da seviyorsun. Anladım. Salata da böyle çiğ... Sevmezsin. Aynen, sevmiyorum yani. Birazcık daha ince kesilseydi bunlar. Hmm. Tuzla olsaydı soğan... İşte ben de onu kastettim aslında. Olacaktı. Yani ölmemiş mi derken bilmem. Tuzla oldu mu diye. Tuzlu. Hayır, ama tuzda böyle oldun, evet, mu elinden? Hmm. Birazcık herhalde daha kalın kestiğin için öyle oldu. Senin yine de hassasiyetin şimdi, evet, soğan... Yemiyor olduğunu bilememesi normal. Yok, mecburum, onun için yedim, evet, tabii, evet, ki. Yorumlamak için yedim. Şimdi ince de kesildiği zaman da biraz bekler, sulanabilir soğan. Yani ben ince keserim, ovarım, sumağını da bol, evet, koyarım. Ve özellikle bunu keşke kırmızı soğandan yapsaydın. Evet, diye ben de kırmızı soğan bekledim. Soğan da gene çok azacık.
Ben de kırmızı soğan bekledim. Biraz evet maydanoz da konulur. Sumağı daha bol. Hatta limon bile sıkan var. Tabii, tabii. Yani ben limon da sıkarım. Sıkılır. Limon, duz, sumağı biraz bol daha fazla olabilirdi. Ve o varım böyle. O biraz kırmızı olur, biraz maydanoz olur. Hatta limon da evet dediğim yani gibi. Ve kırmızı soğan. Hem daha çok hitap eder hem de damağa. Şimdi bu daha acı olduğu için kırmızı daha salatalık. Bu daha çok yemeklik soğan gibi. Yani bundan da beyazdan da olur ama tabii genelde ki kırmızı. O arzuya göre benim artık gördüğüm. Peki ilk yiyenlerdensin. Hem pilavı hem şeftaliyi hem de salatayı bize yorumla lütfen. Öncelikle emek var. Kesinlikle eline sağlık. Pilavın biraz sert. Sen de tadına baktıysan tabağında görmüşsündür. Ben soğanı dediğin gibi sadece biraz böyle daha güzel olsaydı, kırmızı soğan koysaydın, bir de ayrı tabağa koysaydın benim için çok çok daha güzel olurdu. Şeftalilerin de böyle içi bana gelen kısım gösterdiğimde gerçekten ya, içi evet, şeydi yani pembeydi. Olamaz belki benim şansıma şey yok gösterdim yani kameralara belki da gösterdim. Belki şansına denk gelmiştir. Evet bir tane daha hemen açıp bakabilirim. Baksana yani. Öyle bu ciddi bir yani durum yani problem. Yani asla pişmiş bir şey pişmedi demem ben. O zaten göstersene pişmemiş olabilir. Aldığımda yani. Hayır bunu tekrar kestim bakacağım pişti hayır, pişmedi. Aynı şeyine anladın tamam, aynı şeftali anladım değil çünkü. Diğer o kestiğinizi ne yaptınız? Yedin mi öbürü pembe burada dediğin? Burada durur. O ucunu aldım. Bir göstersene o pişmemiş olanı pembe. Ben çok göremedim. Benim uzağım da biraz kötü. Bak gördün. Ya bu büyük problem eğer pişmediyse. Görmedim. Yani başkası da bakabilir istersen. Yani kesinlikle bak bu uydurma değil. Bak bunlar pişmemiş mi? Bir göstereyim. Az bir şey kırmızı görebilirim evet burada. Evet. Yani vereyim şey büyülteç istesen. Büyülteçinden bak. Yani görebilin kırmızı. Yani ya benimkiler tamamdır yani. Benimkiler demiyorum. Tamam. Senin pişmiştir. Ben bir tek onu beğendim zaten. Evet güzel oldu bence. Aferin olsun. Ha beğendin Sezar'ın mi? Hakkı Sezar'a. Şey, evet. Dur bakayım Ayşe ne diyecek? Beğendin mi? Yani lezzeti, pişmesi. Yani pişmesi de benimkilerin yani bendekilerin evet tamam diyorsun. Lezzeti, baharatı. Baharatı, maydanozu. Belki benimki daha kenara kısılmış olabilir. Bir tane denk geldi hani diyorsun. Sen de gördün. Ben çok pembe gördüm görmedim yalnız ama yok, hani bak var mı pembe mi? Ben buradan göremiyorum. Gerçekten göremiyorum. Sinan bir daha kalktı. Burası. Bende mi bir şey var, sizde mi bir şey? Pişmiş bir şeftali de değil ama bu. Aa, yok bu şeftali biraz daha pişerse yanar. Kömür tamam, olur. Tamam doğrudur. Yanar. Dışının da biraz gayet sulu kalması güzel, lazım. Gayet de güzel delinmiş diller. Hani ben de İçleri şeftali de yapan bir insanım. Bilirim yani gerçekten. Tamam da o şeftaliyi gösterdiğiniz yer kırmızı diye dışıdır. Normalde şeftalinin öyle bir şey olsa içi pişmez, tamam, göbeği. Tamam da dışında zaten banna var, o kızarmıştır. İçindeki köftesinin kenarıdır bende köfte kızarmamış. Köfte kapkaradır ya, nasıl? Ayşe sen beğendin şeftaliyi. Şeftali güzel. Pilav, salata? Pilav aslında pişmedi değil. En üstünde bir kuruluk oldu. Herhalde ısıtmadan dolayı kaynaklandı o. Yoksa altı değil, en üstünde var öyle bir kıtırlık. Soğan yoksa salatası pilav güzel. Sadece biraz daha fazla sumak olabilir ama o tabii ki tercihe göre değişir. Ayşe hepinize göre daha makul, daha anlayışlı, daha çok beğendi sanki değil mi? Yüksek puan gelecek gibi sanki. Yani bana öyle geliyor. Değil mi diğerlerine göre sanki gibi. Yani Pervin bir şaşkın, bir değişik. Çok şaşkınım. Evet çünkü senin gözlerin tam bir hayal kırıklığı. Kimsenin gücüne gitmesin ama tam bir hayal kırıklığı. Vallahi hele ki daha önceden restoran işi yaptığını, işlettiğini duyunca ben dedim ki ben hayatımın en iyi, eyvah, en efsane yemeğini yiyeceğim. Aha, ama arkadaşlar şeftalin evet, şeftalin öyle. Restoranda ama işletmekle yemeği yapmak çok farklı şeyler. Meraklıysan devam et. Gireceğin kontrol edeceğim. Yani göz bak, alışkanlığın olur, şefin elinden nasıl yaptığını pilav, görmek güzel öğrenmeyi. Ne bileyim pilav, pilavın üstü. Yani ama altında yoktur çiğ. Bunu restoranda getirse ben pilavı geri getireceğim yani. Pirinç pilavı zaten ısıtılabilecek bir pilav değil. Evet. Yani ısıtılmaması lazım. Onu bırakın tencerende. Şimdi şeyini yaparken, sunumunu yaparken koyan kapçığının içi ısladığın kabını önce pilavını koyan ters çevirin. Yani belki mikrodalgada bir çevirilir. Tane tane bak. Isıtılmaz. Bak tane tane. Yani pişmesinde bir sıkıntı, sıkıntı yok. Ama ısıtma. Telga deyfi yer gibi hissettim kendimi, yemin ederim kıtı kıtı oldu. En üstü. Ya lütfen herkes siz de şey söyle, ben de kıvırdım. Çok beklemeden kaynaklandı. Ha, yani üstünde var. Evet. Farklı bir strateji. Çünkü kusura bakmayın yani yemek yarışmasıdır. Şey, doğrudur. Biraz şey isterdim. Onarılması. Ben ne dedim? Salata onarılması. Limonu bol, işte şeyi, zeytinyağı, ne bileyim ya bizim kültürümüzde bu salata değil yani. Şimdi bir sumaklı ha, salata yazar menüde. Maydanoz çok nerede? Evet. Niye oraya soruyorsun, buraya soruyorsun, maydanoz nerede diye Raziye'ye sorayım. Hayır onlardan şey alırım çünkü ha, bana gelir ki böyle bir şey oldu, aman bir şey söylemeyelim de ayıp olmasın gibi. Ben yok, gayet yani açık net söylerim yani beğendim mi beğendim, beğenmedim beğenmedim yani soğanını biraz daha küçük doğrasaydın. Bence daha çünkü baba mesela bunda yani bayağı büyük gördün
soğanlar bazı yerlerde. Ama tadı içinde sarması her şeyi yani evet, çok güzel. Baharatı çok beğendim. Tadı duzu yerinde. Tadı duzu her şey yerinde. Pilavım evet. Kıtır kıtır yani olmadı. Ona beklediğinden dolayı oldu. Evet hiç olabilir. Hiç kokusu yok içinde. Yok. Evet. O da en bir başarıdır yani güzel bir şeydir o. Herkes tutturamaz. Ben de her şefler iyi beğenmem çünkü her yerde. Evet ağırdır aslında bakmayın. Evet. Biz evet. Kuzu gömlek diyoruz sizin bana dediğinizde bu ağır bir yemektir yani evet. Yağlıdır. Koku olabilir. Evet. Efendim baharatlamasını iyi dengeleyemezsen. Yoğurmasını bazen güzel yani çok kötüsünü de yedim maalesef çok güzelini de yedim yani. Bazen kıyma şey olur. Ha kıyma kötü. Güzel olmaz. Evet. Ne kadar da pişirirsen dana pişir. Dana ve kuzu mu karıştırdın? Yok sadece danadır benim. Sadece dana değil mi? Tamam. İçinde o eti ne kadar pişirirsen pişir o kırmızılık hiç gitmez. Evet. Yanar kömür olur evet. İçi hep kırmızı kalır. O genelde et, de şeyde olur. Kaynaklıdır ha. Yağsız kıymada. Bu az yağlıdır. Az yağlıdır. Bravo be Pervin. Ah ne güzel. Yani. Ne güzel ne güzel. Anladığımı anlamanıza sevindim. Peki, başka bir şey söylemek isteyen var mı ana yemekle ilgili? Yok, şimdi kırbaç zamanı. Evet. Kırbaç yiyeceğiz şimdi. Hazırlanmak şimdi. Hadi bakalım. Hadi kırbaçları yiyelim. Eline sağlık diyeyim. Afiyet olsun. Sağlık. Evet. Afiyet olsun. Ezildin, elendin. Doğrudu. Bişti ya, bişti. Şef derler, bişti tamamdır. Pervin Yıldız. Pervin demek ki birkaç bir şey yanlış söyledi. O da damak tadına göredir herhalde Pervin'in. Raziyan şeftalinin pişmediğini söyledi. Öyle bir şey yok. Baktım baktım hiç kırmızılık, pembelik bir şey göremedim yani. Hiç öyle bir şey yok. Yani puan vermemek için bir şeyler uyduracaklar tabii ki de. Ama onun dışında yani mükemmel. Çok özür dilerim. Yani bunu direkt sunmazdım. Yorum yapmadım. Direkt yorum yapmadım dedim ki söyleyin. Elbette şeftalide de sanki ben olmuş da olmamış gibi yaptım gibi. Ama söylediğin mantıklı yani kenarda kaldıysa. Sana denk gelmiştir canım. Evet. Olabilir. Evet. Belki yani, şimdi yani burada birkaç yarışmacı daha mesela aynı şeyi söylese. Eyvallah genel olarak bir sorun var ama bir tek sen denk gelmiştir. İşte onu zaten belirttim. Evet. Mutlaka bir tanesi bakalım. Az veya çok pişiyor. Ama yani dediğin gibi soğanlar çok büyük içinde. İri, bu kadar iri, büyük olmamalıydı. Ve pişmedi yani kırk evet, soğan bir evet. Şeyi gelirdi. Sumaklı soğan hiç olmamış zaten. Olmaz böyle. Sumaklı soğanı tamamen yani söğüş yapmışsın sen. Doğramışsın getirmişsin sumaklı soğan. Biraz aceleye gelmiş. Biraz aceleye gelmiş. Ovulması, maydanozu, sumağı, ekşisi şeyi yok. Bunu daha özenli biçim olarak da daha ince kesme sulanır diyorsun olmaz. Bu kadar büyük şeyi beklerse yani sulanabilir. Olmaz. Olmaz onu. Soğan iyice ovulduğunda zaten fazla suyu çıkar onu süzen artık sulanmaz. Tabii. Artık sulanmaz ki. Sıktın elinde, ovdun suda tuzda. Yine o bitti. Suyu zaten evet. Fazla suyu gitti oldu. ne oldu yemedin humusu cacı? Beğenmedi. Ben bozacağım. Benim adım Pervin Sarı ben bozacağım bu işi. Yok canım bir şey bozmak değil yani. İşe birazcık espri kattık ama doğrulardan yanayız. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi kırbaçımızı da bir yiyelim bir güzelce. Bir kendimize gelelim kırbaç yiyip. O da yani kolay bir tatlıdır. Size göre hepsi kolaydır ya. Yani herkes diyor ki kolay. Nasıl bence yani kolaydır. Söyle diyor sana söylüyor. Ama senin de bir şeyin var ha şimdi. Bir gıcıklığın var. Gıcıklığın yok. Londra'dan geldim diye. Tamam söyle nasıl yapılır bir başmadan kolaydır. Yani süt, nor karıştıracaksın kendini. Ha, oldu şeydir. Karıştıracaksın bebek maması. Bebek maması. Aynen. Kaç dakikada yapıyorsunuz kırbacı? Ne kadar sürede yapıyorsunuz? Maksimum 10. En fazla 15 dakikada her şeyle bitiyor. Evet, acemiysen malzemeni o saat yanına ayırma. Acemiysen 10-15 dakika diyorsun. Evet, evet. Dakika. Çünkü nor... 10-15 dakika uzun bir zaman, 5 dakikada olur ya. Nor ve nor sütle birlikte, mikserde evet, şekerle geçiyor. Birlikte evet, iyice. Evirir. Şeker eridiği zaman ve kıvamı göze tamamdır diye geldiğinde... Tamam. Tabağı ne kadar çekeceksin? Çektin robotta bunu, blenderladın. Bal, badem. Muz bitti. Ele 15 dakika ne yaptın? Yani, pişen bir şey yok, donan dedim. Bir şey yok. Yani demek tecrübeyim onu dedim. Yani 5 dakika bir hamur yok. 5 dakika daha doğru yani. 5 dakika. Ben menüyü okuduğumda dedim ki çok risksiz bir menü. Evet. Çok. Her şeyi herkesin beğenebileceği şekilde Şeftali ama... Şeftali kebabı hariç ama o biraz riskli. Tabii ki risklidir. Tabii. Yani. Bir tek zaten şeftaliyi böyle içime sineri böyle dedim. Evet. Onun dışında çok özür dilerim. Çok büyük hayal kırıklığı benim için. Oo. Benim için. Katılıyorum. Eyvah. Yabancı yemek yapanı elimde olsa bir puan bile vermem. Bir puanı bile vermem. Sevmem çünkü öyle şeyi. Burası Kıbrıs'tır. Kıbrıs'a geldiyse var
Kıbrıs yemeği yiyecekler. Kıbrıs yemekleri yapılacak. Bizim kendi kültürümüzden bir şeyler koyacaklar. Yarın kim yarışacak? Yarın ben de senin. Ha, Raziye'deyiz. Kıyman var inşallah. Var. Neyin var? Klima. Ha klima, ben de kıyman var diye. Kıymalı bir şey mi istedin canım? Gerçekten bu memlekette klimada olmayan evde. Var ama bozulmuş galiba. Ev Allah korusun var. Tamam da yani bunları koyacağını ne bileyim ya. Yaptır klimanı mübarek adı. Bugün mü bozuldu galiba? Burası'ta. Bugün mü bozuldu? Şansa bak bugün Amazon da bu iyi niyetim var. Ayşe genelde yediği her şeyi beğendi. Aynen öyle. Yok bana biraz ayıp olmasın diye konuşur gibi mi geldi? İlk gün kibarlığı mı diyorsun? Genel mi acaba? Bence de ilk gün kibarlığı. Kesinlikle. Yani Ayşe Hanım ılımlı biri gibi gözükür. Herhalde güzel puan alacak ondan. Ama bilin ya bazen böyleleri de şeydir. Bazıları sadece böyle söyler söyler puan vermeye de gelince 3, 4. Kendi gönülden sonra canım benim pilav yemedik acaba... Şimdi şey yapma. Hayır, öldüm pilav, ama... pilav yerken ben dedim gidiyor kız artık. Ama söylemedim mi söyledim üstü dedim. Kıtırlı olmuş dedim herhalde ısıtmada. Ama şimdi ısıtmada veya başka bir şey sorunun böyle gelmiyor mu sana? Hayır ya da pilav yapamazsan yapma. Gelme yani ya. Aynen yani. Yani 50.000 TL var bunun sonunda yani. Yani biraz daha riskli yemekler yani beklerdim. Meblağ çok yüksek olunca aslında... bir tık.